Arkadaşlar merhaba bu videomuzda duyu organlarını işleyeceğiz sizinle beraber nedir duyu organları hangi yapılara sahipler ve nasıl çalışırlar bundan bahsedeceğiz duyu organları dediğimizde ilk olarak dille başlayalım en kolayı belki de arkadaşlar dil üzerinde papilla adını verdiğimiz tat tomurcuklarından oluşuyor ve farklı tatların algılanmasında görev alıyor bu papillalar yaprak çanak ya da mantar şeklinde olabilirler. Papillalar çabuk yorulabilir arkadaşlar. Yani bir tadı aldınız örneğin. Bal yediniz, üzerine çay içtiniz, tadını alamayabilirsiniz. Çünkü papillalar çabuk yorulurlar. Bildiğiniz üzere dilin ucu tatlıyı, ön yan kısmı tuzluyu, arka yan kısmı ekşiyi ve dilin arka kısmı da acıyı algılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili çeşitli deneyler var. Bunu biliyoruz. Peki Başka özelliği var mı dilin? Arkadaşlar tadın algılanabilmesi için mutlaka mukus içerisinde çözülmesi gerekiyor o nesnenin. Eğer sıvı içerisinde çözülmüyorsa bir nesnenin tadını almamız mümkün değildir. İkinci duyu organımız ise burun arkadaşlar. Şeklini görmektesiniz. Burun özelleşmiş sinir hücrelerinden oluşur. Sinir sisteminde söylemiştik. Koku duyusu talamusa uğramayan tek duyumuzdur arkadaşlar. Nedeni de sorularda da karşınıza çıkar. Özelleşmiş sinir hücrelerinden oluşmasıdır. Diğer tüm duyular epitel hücrelerden oluşurken kokular dediğimiz gibi özelleşmiş sinir hücrelerinden oluşur. Koku, koku soğancığı dediğimiz burnun hemen üst kısmında bulunan bir bölümden algılanır arkadaşlar ve direkt beyin kabuğuna gönderilir. Koku hayati bir öneme sahiptir. Neden derseniz eğer şiddetli kokular ani ölümlere sebebiyet verebilir. Bu yüzden de arkadaşlar en kötü kokuya bile 3 dakika içerisinde alışırız ki bu da koku reseptörlerinin çabuk yorulduğu anlamına gelir ki bu organizmayı korumak üzere geliştirilmiş bir adaptasyondur aslında. Koku hafızası dediğimiz bir hafıza var. Bu da biliyorsunuz hafıza içerisinde en son kaybolan hafızadır. Yani birinin resmini, yani siluetini çabuk unutabilirsiniz. Yüzünü hatırlayamayabilirsiniz. Sesini unutabilirsiniz ama bir bireyin kokusunu asla unutmazsınız arkadaşlar. Koku hafızası en uzun süreli hafıza. Koku duyusu en özelleşmiş duyu organlarımızdan bir tanesi dediğimiz gibi organizmayı hayatta tutmak üzere bir adaptasyonu da var kokunun. Kokunun algılanabilmesi için arkadaşlar yine onun da mukus içerisinde çözülmesi gerekiyor. Mukus içerisinde çözülmeyen bir kokuyu algılayamayız. Bir nesnenin kokusunu algılayamayız. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Koku reseptörleri çabuk yorulur dedik. Fakat farklı bir uyaranla uyarıldıklarında anında reaksiyon gösterirler. Bunun en iyi örneği parfümerilerde karşınıza çıkar. Bir parfümün kokusuna alıştığınızda size kahve koklatırlar. İkinci bir kokuyu hemen alabilirsiniz diye. Çünkü dediğimiz gibi koku reseptörleri ikinci bir uyaranla uyarıldıklarında anında reaksiyon gösterebilirler. Aynı uyarana karşı hissizdirler. Üçüncü duyu organımız arkadaşlar derimiz. Gördüğünüz gibi deri iki ana tabakadan oluşuyor. Üst deri ve alt deri olmak üzere. Üst derinin üst kısmı korun adını verdiğimiz ölü deri hücrelerinden oluşan korun tabakası arkadaşlar. Onun hemen altında malpigi tabakası dediğimiz bir tabaka var ki burada canlı hücreler mevcuttur. Alt deri dediğimiz arkadaşlar dermis ise kıl kökleri, kan damarları, sinirler, tüm canlı hücreleri, ter ve yağ bezlerini taşıyan kısımdır. Lütfen buna dikkat edin. Karıştırılan bir bölümdür. Dediğimiz gibi üst derinin korun kısmı ölü hücrelerden oluşuyor. Malpigi tabakası melanin hücrelerinden oluştuğu için canlı. Alt deri dediğimiz deride ise kan damarları, sinirler dediğimiz gibi ter ve yağ bezleri mevcut arkadaşlar. Deride özelleşmiş sinir hücreleri vardır arkadaşlar. Çeşitli duyuların algılanmasını sağlayan. Sıcağı algılayan Ruffini, soğuğu algılayan Krause, basıncı algılayan Pacini ki en büyük en özelleşmiş sinir hücresidir kendisi. Acı ve ağrıyı algılayan serbest sinir hücreleri ki bunlar da en az özelleşmiş hücrelerdir. Dokunma duyusunu da algılayan Meissner ve Merkel cisimcikleri arkadaşlar. Bunlar da parmak uçları ve dudaklarımızda en bol bulunan reseptörlerdir deride. Diğer bir duyu organımız kulak. Arkadaşlar kulak görmüş olduğunuz 3 bölümden oluşur. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere. Dış kulak dediğimiz bölüm kulak kepçesi ve kulak yolundan. Orta kulak dediğimiz bölüm kulak kemikleriyle oval pencereye kadar uzanan bölüm. Oval pencereden içerisi yani salyangoz dediğimiz bölüm arkadaşlar iç kulağı oluşturuyor. Kulak kepçesi ne işe yarar derseniz sesi toplayıp sadece memelilerde bulunur onu da söyleyelim. Sesi toplayıp kulak yoluna ileten kulak kepçesidir. Kulak zarı titreşimler halinde sesi algılar ve bu sesi vücudumuzun en küçük kemikleri olan çekiç, örs ve üzengiye iletir arkadaşlar. Çekiç, örs, üzenginin titreşimler halinde sesi yayması sonucu ses oval pencereye kadar ulaşır. Burada 25 kat arttırılır ses ve salyangozdan içeriye giriş yapar. Salyangoz içerisinde arkadaşlar bilinmesi gereken nokta şu. Vestibüler, timpanik ve kohlear kanal. Bu kanalların diziliş sıralaması. Ama ses dalgaları burada nasıl geçer diye sorarsanız vestibüler kanalla giriş yaptınız. Altta timpanik kanal. En son kohlear kanala gireceksiniz arkadaşlar. Bu kanalların içerisinde vestibüler ve timpanik kanalda perilenf adını verdiğimiz bir sıvı var. Kohlear kanalının içerisinde ise endolenf adını verdiğimiz bir sıvı var. Yani ses dalgaları öncelikle havada sonra katıda en son sıvıda ilerliyor arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edin. Vestibüler kanaldan ses dalgaları giriş yaptı. Döndünüz timpanik kanala. Timpanik kanalın sonuna geldiğinizde arkadaşlar kohleer kanalın içerisinde. Bizim korti organı adını verdiğimiz bir organ var arkadaşlar ki korti organı temel zar, baziler zar denilen zarla timpanik kanalın üzerine oturmuş durumdadır ve bunun üzerinde bulunur. Korti organına çarpan ses dalgaları titrek tüylerin hareketini sağlar ve bu bize uyartı olarak gelir. Yani biz de sesi duymuş oluruz. Burada dediğim gibi kanalların sıralaması ve ses dalgalarının geçiş sıralaması önemlidir. Arkadaşlar kulağın bir diğer görevi de denge görevi biliyorsunuz. İç kulakta bulunan yarım daire kanallarında otolit adını verdiğimiz denge taşları mevcut. Kafanızı sağa sola hareket ettirdiğinizde otolit taşlarının hareketi dengenin sağlanmasında beyinceye yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz de burada duyulu tüy hücreleri dediğimiz ampulla adını verdiğimiz hücreler var. Yine içerisi sıvı ile dolu. Sıvının hareketi sonucunda da ne yapıyor? tüylerin hareketi dengenin sağlanmasında görev alıyor. Bu yüzden kulağın görevleri içerisinde dediğimiz gibi hem işitme hem de denge görevi var. Son olarak duyu organlarında göze geldiğimizde arkadaşlar belki de en çok sorunun geldiği ya da en çok takıldığımız bölümdür. Göz dışarıdan içeriye doğru 3 kısımdan oluşur arkadaşlar. En dışta sert tabaka dediğimiz gözün beyaz olan kısmı yani koruyucu kısım sağlam bağ dokudan oluşmuştur. Sıkı bir yapıdadır ve gözü korumak üzere görev alır. Hemen altında damar tabaka dediğimiz gözü besleyen kan damarlarının bulunduğu tabaka mevcut. En iç kısımda ise A tabaka mevcut arkadaşlar. Görme ile ilgili reseptörlerin bulunduğu bölümdür. Gözün içerisi camsı cisim dediğimiz bir cisim ile kaplı ki bu göze şeklini veren ve ışığın dağılmadan ilerlemesini sağlayan bir yapı. Peki göz nasıl oluşuyor arkadaşlar? Hangi bölümleri var? Ona da bakalım hemen. Arkadaşlar sert tabaka gözün ön kısmına doğru saydamlaşıp kubbeleşerek kornea dediğimiz bölümü oluşturur. Kornea ışığın ilk kırıldığı yerdir. Bu yüzden önemli arkadaşlar ışığın ilk kırıldığı yer kornea. Kornea'nın hemen arkasında iris yani gözümüzün renkli kısmı mevcut arkadaşlar. Iris'in orta kısmında açılıp kapanabilen ya da büyüyüp küçülebilen göz bebeğimiz mevcut ki göze gelen ışık miktarının ayarlanmasında görev alır kendisi. Bu yüzden önemlidir. İrisin hemen arkasında da 3. sırada mercek yer alır göz merceği. Göz merceğinizde ışığın ikinci kez kırıldığı noktadır arkadaşlar. Işık başka herhangi bir yerde kırılmaya uğramaz kornea ile iris arasındaki bölüme ön oda, iris ile mercek arasındaki bölüme de arka oda denilir arkadaşlar. Bu iki odada ışığın dağılmadan ilerlemesini sağlamak için orada bulunuyor. Peki insanlarda göz uyumu nasıl sağlanır? Bu da yine karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar, yakındaki bir nesneye bakarken göz merceğiniz kalınlaşır, uzaktaki bir nesneye bakarken de göz merceğiniz incelir. Yani biz göz uyumunu Merceğin kırıcılığını artırıp azaltarak sağlıyoruz. Bu farklı canlılarda farklı şekilde gerçekleşiyor. Örneğin falconiformes dediğimiz yırtıcı kuşlar, kartal gibi. Bunlar da yine merceğin kırıcılığını artırıp azaltarak netlik sağlarken örneğin balıklarda merceğin ileri geri hareketiyle netlik sağlanabilir. Peki göz içerisinde görme işlemi nasıl gerçekleşir? Şimdi o kısma geldik arkadaşlar. Göz, göze gelen ışınlar korneada ilk kez kırıldı göz bebeğinden geçti. Sonra mercekte bir daha kırıldı. Camsı cisim içerisinde ilerlemeye başladı. Bu aynı zamanda göze gelen ışının izlediği yoldur. Sorularda karşınıza gelebilir. Dikkat edin lütfen. Camsı cisim içerisinde dağılmadan ilerleyen ışık retina dediğimiz görmeden sorumlu reseptörlerin bulunduğu bölüme düşer arkadaşlar. Bu bölüm içerisinde koni ve çomak adını verdiğimiz iki tip reseptörümüz mevcut. Koni reseptörleri renkleri algılarken, Çomak reseptörleri ya da çubuk reseptörleri arkadaşlar ışığı algılar. Çubuklar retina'nın etrafında dizilmişken koniler retina'nın ortasında yer alır. Bu yüzden yandan gözümüze bir nesne yaklaştırıldığında önce onun şeklini daha sonra da rengini algılarız. Bunun sebebi budur. Bu da sorularda karşınıza çıkabilir. Tekrar ediyorum. Gözümüze yandan bir nesne yaklaştırıldığında önce onun şeklini sonra rengini algılarız. Bunun sebebi çubukların retinanın kenarında, konilerin ise retinanın ortasında yer almasıdır. Görüntü retina üzerine ters olarak düşer arkadaşlar ve beyine gönderildiğinde görüntü düzeltilir ve biz görüntüyü net bir şekilde görmüş oluruz. Eski fotoğraf makineleri vardı. Bilir misiniz bilmem. Hani bir örtüsü var altına girersiniz. Resmi öyle çekerlerdi. Orada görüntü ters oluşur aynı bizim gözümüzdeki gibi. Sonra resmi çektiğinizde resim düzleşir. Bizim beynimiz de aynı sistemle çalışıyor. Önce görüntüyü ters olarak algılıyor. Sonra görüntü düzeltilerek bize net bir görünüm sağlanıyor. Peki başka ne gibi özelliklerimiz var burada söylememiz gereken arkadaşlar? Özellikle göz kusurlarından bahsetmemiz gerekiyor. Pek çoğumuzun muzdarip olduğu bir durumdur göz kusurları. Arkadaşlar, ilk göz kusurumuz miyop. Nedir miyop? Yakını görüp uzağı görememe durumu arkadaşlar. Nasıl ortaya çıkar derseniz, optik eksen normalden kısadır ve görüntü retinanın arkasına düşer. Bu muhakkak sorularda karşınıza çıkacak. Ya optik eksen normalden kısa ya da merceğin kırıcılığı azdır. Bu yüzden de görüntü retinanın arkasına düşer. Kalın kenarlı mercek ile düzeltilir. Hipermetrop ise arkadaşlar yakını görememe durumudur. Uzağı net görürsünüz, yakını göremezsiniz. Bu da optik eksen normalden uzundur ya da merceğin kırıcılığı fazladır. Bu yüzden görüntü retinanın önüne düşer. Burada da lütfen dikkat edin ince kenarlı mercek ile bunu düzeltebilirsiniz. Bir diğer göz kusurumuz astigmat. Göz merceğinin ya da korneanın girintili çıkıntılı olmasından dolayı ışın birkaç kez dağılır, kırılır. Bu da net bir görüntü oluşturulamamasına neden olur. Bu da silindirik mercek ile düzeltilebilir arkadaşlar. Bir diğer göz kusurumuz ise katarakt. Malumunuz yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Korneanın zaman içerisinde saydamlığını kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Basit bir ameliyatla düzeltilebilir kendisi. Eskiler biliyorsunuz yaşlılar gözüme perde indi diye anlatırlardı kataraktı. Aslında o gözüme perde indi göremiyorum artık kör oldum. Aslında neydi? Yaşlanmaya bağlı olarak korneanın saydamlığını kaybetmesiydi. Şu an günümüzde teknolojileri ve kolay bir şekilde bu rahatsızlıktan kurtulabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer göz kusurumuz şaşılık. Gözü tutan kasların normalden kısa ya da uzun olması sonucu ortaya çıkabilen bir durumdur arkadaşlar. Yine bu da cerrahi bir müdahale ile düzeltilebilir. Arkadaşlar konunun sonuna geldiğimizde söyleyeceğimiz şey şudur ki duyu organlarının sağlığı önemlidir. Lütfen buna da dikkat edin. Burada duyu organlarının sağlığından da bahsetmeye çalışayım biraz size. Örneğin kulak temizliği Arkadaşlar hepimizin bildiği bir şey. Aslında kulağı temizlerken lütfen sadece kulağınızın üst giriş kısmını siliniz. Hani bazıları yapar. Kulak tıkacını alıp kulağın içine sokmak değildir onu temizlemek. Aksine içerideki mukusun kulak zarına yapışıp kulak zarının esnekliğinin kaybolmasına neden olursunuz. Bu da zaman içerisinde duyma kaybına neden olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınız olursa yoruma lütfen ekleyin. Onlar için de birer video çekelim ve size dönüş yapalım. Teşekkürler.